İYİ Parti'yle o il teşkilatı gündemi değerlendirerek ve yapılacak ittifak hakkında bilgi amaçlı basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Yalova İl Başkanı Ersin Akyüz, HDP ile ittifakın mümkün olmadığını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu. Bizim hassasiyetimiz en başından beri, biz bunu sürekli zaten söylem haline de getiriyoruz. Yani HDP ile, çünkü bu yaptı bize dediğim gibi çok katıldı. Zamanında farklı terör örgütleriyle olan farklı insanların kendi üzerindeki izlenimleri bizim üzerimize atılmaya çalışıldı. Bunların hepsi boş muhabbetlerdi. Öyle diyoruz. Yani dolayısıyla yine aynı şekilde söylüyoruz. Yani eğer HDP varsa zaten biz yokuz diyoruz. Ve bu HDP'ymiş, onaymış, bunaymış. İşte bakanlık verilmesi falan kimsenin muhtesinde olan bir mevzu değil. Bu bir şahıs olarak çıkıp da bunu beyan etmesi de zaten tamamen yanlış bir mevzudur yani. Yani HDP ile falan bir ilişki söz konusu değil arkadaşlar. Bu kesin ve kes net. Yani HDP'nin isminin olduğu yerde bile bizim partimiz bulunmaz. Bu genel başkanımızın birebir ağzından söylemiş olduğu bir mevzudur. Bütün parti içi teşkilatlarda aynı söylem zaten dile getiriliyor. Biz tabanımıza baktığınız zaman zaten biz milliyetçi bir yapıya sahibiz. Yani ülkesini, bayrağını seven, bu doğrultuda elinden geldiğince gayret veren bir parti olarak gidip de yani farklı söylemlerle anılan, terör örgütleriyle ismi geçen bir partinin olduğu yerde bir araya gelmemiz zaten mümkün değil. Akyüz, biz buraya temiz bir siyaset yapmak için çıktık diyerek sözlerine devam etti. Bir yere geleceğiz diye, biz iktidar olacağız diye veya biz bir siyaset yapacağız diye farklı ilişkilere girecek bir parti veya o tabana sahip bir parti değiliz. Yani illa bir şey olacaksa bu nasıl olacak? Doğrusuyla olacak, ilkeleriyle olacak, insanların teveccühüyle olacak, iknamızla olacak. Biz buraya temiz bir siyaset yapmak için çıktık bu arada. Yalova'daki mülteciler hakkında baştan tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Akyüz, Yalova'da bölgesel doluluktan dolayı artık ikametler kapatılmaya başlandı diyerek sözlerine devam etti. Bölgesel anlamda, mahalleler anlamında doluluktan dolayı artık ikametler kapatılmaya başlandı. Belirli mahallelerde. Bildiğim kadarıyla da şimdi bu hassas bir konu olduğundan dolayı ve vatandaşlar tarafından da büyük tepki aldığından şu anki mevcut iktidar elinden geldiğince yani bir şeyler yapmaya çalışıyor diye söyleyeyim. Nasıl bir şeyler yapmaya çalışıyor? İşte mahalleleri kapatıyor veya süresi dolmuş göçmen olarak bahsettiğimiz kişileri port ediyorlar. Bulduklarını sınır dışı ediyorlar. Ama onun haricinde zamanında vatandaşlık vermiş oldukları bir kelime Türkçe bilmeyen insanları bizimle aynı nüfus cüzdanına sahip insanların işi yapacakları bir pozisyonda da şu anda yok. Mallarını edindiler. Vergi levhası sahibi insanlar oldular. Şirketleştiler. Kendi bünyesindeki kendi vatandaşları da iş yapar pozisyona geldiler. Dolayısıyla yabancıya da iş vermez pozisyona geldiler. O yabancılar bizim vatandaşlarımız oluyor bunlar için. Burada bir sorun var ama bu sorun bir anda oluşmadı. 15 sene oldu. 15 senedir demografik yapı olsun, kültürel anlamda kaynaşma olsun tamamen bizim mekanizm, bizim yapılarımızı etkileyen farklı oluşumlar içerisine girmiş durumdayız şu anda işte bu göçlerle beraber. Şimdi en son bilgilerde mesela biz Suriyeli olarak belirtiyoruz ama Yalova'daki Suriyeli popülasyonu diğer ülke vatandaşı popülasyonundan daha az. En sonki sıralama birinci sırada Irak vatandaşlarıydı, ikinci sırada İran vatandaşlarıydı, üçüncü sırada Afganlar geliyor, dördüncü sırada Suriyeliler geliyor azınlık olarak, daha sonraki gruplara diğerleri olarak sınıflandırılmışlar. En son süreç buydu. Burada bakıldığında şimdi biz de isteriz. Gelen göç, kaliteli göç olsun, düzgün yatırımlarını yapsın, ülkenin, vatandaşın düzenini bozmasın, demografik yapıyı etkilemesi, kültür yapısında değişikliklere sebep vermesi. Ama maalesef içinde bulunduğumuz sonuca baktığımız zaman bu kesinlikle böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Şimdi Yalova'da da bu bölgeselleşmeler çok oldu. Bu kültürün olduğu ya da yoğunlaştığı bölgelerde bizim Türk vatandaşlarımız maalesef aynı etkileşimi gösteremediğinden dolayı bir müddet sonra bu bölgeleri terk etmeye başlıyor. Akyüz, İYİ Parti Yalova İl Teşkilatı olarak Millet İttifakı'nda aday olmasını istediği isimleri şu şekilde açıkladı. İki tane isim var. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, bir tanesi Mansur Yavaş. Şimdi biz ifade olarak da Mansur Yavaş ismini telaffuz ediyoruz. Yani bizim gönlümüz ondan yana olduğunu biz beyan ediyoruz. Şimdi biz vatandaşın içindeyiz. Dolayısıyla vatandaşın içinde olmamızla beraber seçmen zaten isim telaffuzu yapıyor. Biz bu yapılan isim telaffuz yoğunluğunu alıp Ankara'ya gittiğimizde paylaştığımızda diğer il başkanı arkadaşlarımızdan da aynı birlikteliği görüyoruz. Ankara'da yapmış olduğu faaliyetlere de baktığımızda birçok ılımlı olumlu adımları var. Birleştirici yapıya sahip olun düşüncesi bizde ağır basıyor.